Merhabalar. Şehrin adı Pisak şehrindeyiz bugün. Görmüş olduğunuz yer Machu Picchu'dan daha büyük, daha yüksek bir şehir yerleşim yeri. Geçim kaynakları 3 şekilde kaynaklanıyor. Patates, mısır ve kinoa. Bu görmüş olduğunuz taraçalama sistemi dağı daha verimli şekilde getirebilmek için yapmışlar. Karşı taraf vadi, o yüzden gerek görmemişler. Burada görmüş olduğunuz tarafta eski yerleşim yeri ve dini ritüel yaptıkları yerler. Karşıda mesela yeniden görmüş olduğunuz eski yerleşim yerleri yeniden. Sol tarafımızda görmüş olduğunuz yer eski İnkaların öldükten sonra mezarlık olarak kullandığı yerler. Saydıklarına göre 3560 tane bulmuşlar ve öldükleri zaman anne karnındaki ritüelde koymuşlar. Çünkü ölümden sonra yeniden canlanacaklarını ve geri geleceklerini düşündükleri için. Ama 1560 yılında İspanya Kralı, İspanya ne zaman buraya geldiği zaman bütün şehri ve İnkaların olduğu yerleri kendi dini Katolik düşüncelerini katmak için yok etmişler. Bu yüzden şehir çok fazla zarar görmüş. Yükseklik olarak 3514 metre. Gerçekten buraya ulaşması biraz zor ve yukarı çıktığınızda gerçekten çok fazla oksijen ince olduğu için yaşamak çok zor. Eski evleri görebiliyoruz burada da. Gerçekten harika ve gerilmesi gereken yerlerden bir yer. Gerek görmemişler, çok düz olduğu için şehir gerçekten de büyük. Görebilecek olduğunuz gibi. So touristic too. Karşıda görebildiğiniz gibi çok fazla delik var. Bu deliklerin anlamı eskiden İnkalar öldüğü zaman kendilerini buraya gömüyorlarmış ve gömüş şekli anne karnındaki gibiymiş. Çünkü doğdukları... Merhabalar. Burası Güneş Tapınağı diye geçiyor. Karşıda görmüş olduğunuz yer İnkaların zamanında yemeklerini saklamak için kullandıkları yer. Aşağıda yeni yerleşim yerleri var. Tabii ki eski olması, eski bu kısmı eski ve taraçalama sistemi var. Eski yerleşim yeri olarak bu şekilde görebiliriz. Biraz önceki videoda söylediğim gibi karşısı İnkaların zamanında yemeklerini saklamak için kullandıkları yer. Eğer dikkat ederseniz yüze benzeyen bir şey var. Ve onun içinde eski İnka yüzü diyorlar. Daha kendi yüzlerini kazımışlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bir şey diyemem. Görülmesi gereken yerlerden birisi. Ama yukarı çıkmak birazcık meşakkatli. İnsanları görüyorsunuzdur. Çıkıyorken herhalde bir 3-4 kere dinlenme gereği duyabilirsiniz. Kalientes, Machu Picchu için tren bekliyoruz. Trenden küçük şehre gideceğiz. Orada bu akşam kalıp sabahı da Machu Picchu'ya gideceğiz. Görüşmek üzere.
Bir Doğu Ekspres'te olmasa da maçı 3'e doğru yola gidiyor, yoldayız. Görmüş olduğunuz dere Amazon'un bir kolu. Bu nehir Amazon nehrini sulayan kollardan birisi ve oradan da Pasifik Okyanusu'na dökülüyor.